hastanelerine. Böyle damadınız olsa dedim. Çok tersten girdin ya. Sonra dedim ki kız, ya senin peşinde bence buradan bak. Buradan, burası ne Taksim. İstiklal'in sonuna kadar kuyruk oluyordur. Kızlar metresi ve kızlarını düşünen anneler. Şimdi buna nasıl bir cevap ya, vermem gerekiyor bilmiyorum. Metremi hesaplıyorsun şu anda. Şu an buna nasıl binlerce bir... kadın. Allah razı olsun. Hani ne, bak çok bununla ilgili bana böyle birisi bir şey dediği zaman bulutsuzluk özleminin yıllar evvel çok eski zamanlarda yaptığı bir röportaj geliyor aklıma. Mikrofon uzatıyorlar, diyorlar ki inanılmaz bütün kadınlar size hayran, hani nerede diyor yani. Öyle bir durum oluyor aklıma. Zirvede yalnızlık zordu. Yok canım, estağfurullah. Ama öyle. O ilgiye mazhar olmak önemli olan. Sen öyle görüyorsan ne yok, güzel. Yok, bence zirvede yalnızlık. Bu son program şaheser olmadı mı? Evet. Çok gülüyorum. Sana daha çok gülüyorum. Çok böyle şeyin ortaya çıktı. Kendi programlarında da şu arkadaş, bu arkadaş. Burada başka bir şey çıktı ortaya. Ya omuz omuza çok eğlenceli bir format oldu. Yani birisiyle mutfağa girip ona göstererek değil de anlatarak yaptırmaya çalışmak hakikaten çok eğlenceli bir format oldu. Çünkü görsellikle işitselliğin arasında acayip bir fark var. İnsan gördüğünü hemen beyninde deşifre edip uygulayabilirken işittiği şeyi bir görsel hafızasından, bir fotoğrafik hafızasından geçirip uygulamaya çalışıyor. Şimdi ben sana önündeki hamuru al, 4 eşit parçaya böl, her biri 20'şer santim büyüklüğünde olsun. Sonra 20'şer santim büyüklüğündeki iki ucu birbirine kapatarak 4 tane üçgen yap. Sonra o üçgenleri de kendi içinde birer küçük üçgene katla. Hiçbir şey anlamıyorsun, böyle nasıl oluyor filan. Şimdi ben anlatırken gözümü de canlandırıyorum. Ya da sana şöyle yapıyorum. Bir tane işte 4'e böl. O 4 tane 2 katla. Sonra onu bir daha 2'ye katla. Üçgen yap. Böyle yapınca tamam çok kolay oluyor. İzleyenler de onu yapıyor zaten. Diyor ki ya çok kolay, niye yapamıyor diyor ama başka bir dünya. Bir gözünüzü kapatın, o üçgenleri düşünün söylediğini. Bir daha bir söz söyleyin. Herkes gözünü kapatsın. Başka bir şey anlatayım. Hadi başka. Herkes gözünü kapatsın şu anda. Kapattı mı herkes? Ece kapattı mı gözünü? Televizyondakiler, başındakiler de. Tamam. Anlatıyorum. Hamuru 30 santim çapında olacak şekilde açıyorsunuz. Sonra bıçağınızla tam hamurun ortasından bıçağınızın tersiyle yanlamasına bir çentik atıyorsunuz. Hangi yanlamasına? Yani yatay bir çentik atıyorsun hamurun tam ortasından. Ortaya tamam. ikiye bölecekmiş gibi yapıp bir çentik atıyorsun. Tamam. Sonra yukarıda kalan hamurun yukarıda kalan yarısına 18 tane eşit olacak şekilde bıçağınla darbe vuruyorsun. Tamam. O 18 darbeyi kendi arasında üçerli takımlıyorsun. Hı hı. Ve her bir üçerli takımladığın hamuru at kuyruğu şeklinde örüyorsun. Sonra hazırladığın köfteyi alt kısımda kalan hamurun üstüne koyuyorsun. Hamuru katlaya katlaya yukarıya doğru yuvarlıyorsun. Sonra yaptığın o at kuyruklarının üstüne gelecek şekilde onların üstünden de böyle bir tur attırıp fırın tepsisine alıyorsun. Aa, böyle bu sanki içi köfteli puf böreğimsi ama üstü böyle apple pie gibi olan bir şey mi oluyor? Evet, senin IQ kaç? Ay bir dakika, şu anda beni ezikleyecek mi? Hayır, yükselteceğim, güzel anladın çünkü. Bilmiyorum kaç. Omuz omuza formatının çıkışı bu tarifle oldu. Hadi. Tabii. Şöyle oldu. Bizim yemek kitabını yazıyoruz işte. Yani benim yemek kitabını yazmışız. En son editöryel olarak oturduk hep beraber Özlem'in evinde. Oturduk ve kontrol ediyoruz tarifleri. Ben bir de bu şeylere, kelimelere, doğru ifadelere falan çok takık bir adam olduğum için okudum. Bu tarife geldi. Bunu okudum, böyle yaptım. Bunu kim yazdı dedim ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor bu tariften. Hanginiz yazdınız dedim. Dediler ki sen yazdın. Nasıl olur dedim ya. Ay, hiçbir şey anlaşılmıyor bundan. Bu dedim neydi, bunu gösterin bakayım bana. Bunun fotoğrafını bir buldum. Ha tamam dedim, bu. Sonra dedim ki kendi kendime, ya bunu hani anlatarak ben kendi yazdığım şeyi bazen kendim bile anlayamıyorsam. Çünkü bayağı geometrik şekiller yani orada. Ama görünce tamam diyorsun yani. Kafanda son ürünü bile görsen kafanda canlanıyor. Böyle gelişti. Böyle bir şey yapalım mı dedik. Hadi yapalım filan. Nasıl olur, öyle olur, böyle olur derken yürüdü gitti. Çok iyi bir format bu gerçekten. Eyvallah. Hani bazen insan kıskanır ya, niye ben bulamadım diye. Onlardan biri. Evet yani benim de çok hoşuma giden bir format ve bu aklıma geldikten sonra bir gün yine böyle bir Ramazan çekimi yaptığımız dönemde stüdyonun arka tarafına gittik, öyle oturuyoruz. Otururken dedim ki Özlem, benim aklıma böyle bir şey geldi filan, nedir de anlattım buna. Onun da böyle iyi zamanla geldi. Eğlenceli gözüküyor. Nasıl bir şey acaba? Bir şey bir düşünelim dedi. Yaptık ettik falan. Ya bir demo mu çeksek dedik. Bir demo çektik. Demoyu biz izlerken zaten öldük gülmekten. Ondan sonra da yürüdük gittik yani. Peki ben salak durumuna düşmekten çok korkuyorum diye gelmek istemeyenler oluyor mu? Oluyorsa da bana söylemiyorlar. Aa. Yani hani çok mu madar oluruz diye, ama orada aslında olay madar olmak değil. Orada bence başka bir şey var. Yani ben olsam bu programa çok gelmek isterdim. Nedenini söyleyeyim sana. Bu programı izleyen insanlar
Gelen misafirin hayatında belki de hiç görmedikleri bambaşka eğlenceli, neşeli veya böyle değişik yüzlerini görüyor. Yani örnek veriyorum, sen bir şarkıcısın ve böyle işte şarkılar söylüyorsun ama orada işte Fatma Turgut oldu mesela en aklımda kalan. Yani Fatma'nın şarkıları böyle bazı şarkıları çok derindir, çok içlidir, çok ağırdır. Ama ben bayağı bildiğin tavuğu açtırdım, doldurdum böyle iğne iplik dizerken içinden öyle bir neşeli bir karakter çıktı ki insanlar şey demeye başladılar. Ya aslında ne kadar neşeli bir insanmış Allah bu. Allah benim belamı versin. Estağfurullah. Vermesin. Vermesin canım. Fatma Turgut geldi buraya Can'la beraber. Ha. İçim kıyıldı o programda. Onlara da söyledim. Ne kadar sıkıcı bir çiftsiniz siz diye. Sen onlara bir tavuk diktirseydin bak. Bir tavuğu verseydin önlerinde nasıl olurdu? Ne sıkıcısı ya dediler. Biz dediler en çok konuştuğumuz yere geldik falan. Demek ki yaptıramıyorum. Bak ne eksikmiş Ece, anladın mı şimdi? Niye içimiz ya kıyım kıyım kıyılmış onlarda? Can'a da hamburger yaptırdım. Tavuk ve şey. Ne olacak? Bundan sonra Fatma Turgut'la Can lütfen gelin buraya, size diktireceğim. Tabii. Ne diktiriyor? Ya öyle tavuk, tavuk çok. Ya öyle enteresan enteresan şeyler. Yani Gonca'ya mesela Vuslat Erin'e 3 boyutlu ağaçtan çiçek yaptırdım. Şey çikolatadan ağaç yaptırdım. Yani böyle... O, anladın mı? O kadar enteresan şeyler çıkıyor ki. Yeter ki gelen misafir eğlenmek istesin. Eğlenmeyi kafasında tutsun. Kendinden çıkıp orada evet, öyle abi. Bir de full konsantrasyon oluyor ya. Acayip bence meditasyon gibi de bir şey. Hani orada evet, konuk konumunda olmak. Çünkü orada işte ne kadar bir saat mi çekiyorsun? Ne kadar bilmiyorum. Aşağı yukarı. O bir saat tamamen ona, yani başka bir şey düşünmene imkan yok. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Her gelen konuk aynı şeyi söylüyor. Diyor ki abi inanılmaz diyor, kafam dağıldı. Çünkü başka hiç yani... Derdin mi var, işte evde sıkıntı mı var, işte problem mi var, hafif bir sorunun mu var, canın mı sıkkın yani? O bir saat başka bir şeye konsantre olma şansın yok. Seni dünyadan öyle bir kopartıyor ki o tempo, o atmosfer falan. Bittiği zaman zaten her giden adrenalinle gidiyor ya. Kimse şey gitmiyor abi çok yoruldum diye. Herkes böyle Allah Allah nidalarıyla geliyor, Allah Allah nidalarıyla yani gidiyor. Şimdi rakip bir kanaldaki programın 10 dakika reklamını yapıyoruz. Senden ricam, senin de ilk çekimlerinde bir 10 dakika benimle ilgili programda konuşman. Hep söyleyeceğim. 10 dakika. Tabii. 10 dakika süreyle bir reklam yaparsan seviniriz. Tabii. Yani artık özellikle, ne diyelim. Özellikle böyle hindi açma kısmında hep senden bahsedeceğim. Diyeceğim ki bakın şimdi butu buradan niye tutuyoruz. Hindi, eklem niye but? Ne bileyim yani öyle hadi oradan gideyim dedim. Bu süreçte hani restoranların da var. Evet. Korona süreci seni çok etkiledi mi? Maddi olarak da. Tabii bir işletmeci etkiledi olarak. Tabii yani etkilemedi diyen zaten, hı hı, bence hani hayal dünyasındadır. Şöyle ki netice itibariyle dükkanları kapattık. Dükkanları kapattığımız için hem gelirden hem eldeki bütün imkanlardan oluyorsun. Yani bu senin de çok iyi bildiğin gibi hizmet sektöründeki firmalar, hizmet sektöründeki müesseseler jeneratör gibi. Yani enerji ürettikleri sürece canlılar, hı hı, üretemedikleri sürece ölüyorlar yani içten içe. Bir sürü insan şöyle düşünüyor olabilir, bilmedikleri bir sektör olduğu için. Yani atıyorum kardeşim 3 yıldır para kazandın, 3 ayda kazanmayı var. Öyle bir dünya değil aslında. Hı hı. Bu 3 ayda kazanmadığın para, 3 ayda ortaya getiremediğin hizmet ve servisin bedeli önümüzdeki 9 ay. Hı hı. Yani bu aslında senin komple bir yılına mal oluyor baktığın zaman. Zaten zorlu bir sektör, hizmet sektörü, gıda sektörü. Dükkanları kapattık ama işte kısa çalışma ödeneğine, hı, başvurduk. Oradan geri dönüş aldık. Şimdilik böyle hayatı dondurduk ve bekliyoruz. Açılma süreci başlayınca açılıp biz de hayatımıza devam edeceğiz. Sonrasında sence ne olur? Yani insanların yeme içme sektörüne yaklaşımları, bak şu anda çok şey oldu, yeme içme sektörü bir yandan yaklaşımları ya da eğlence hayatına yaklaşımları ne olur? Hayat kaldığı yerden devam eder mi onlar için? Yine o tatları arzulayarak mı giderler? Tekrar buluşurlar mı oralarda? Ben bu konuda aslında şey değilim. Çok böyle ne siyah ne beyaz olduğunu, hı, düşünüyorum. Yani mesela bir kısım diyor ki hayatta kimse dışarı çıkmaz. Bir kısım diyor ki o olduğu ilk gün sofrayı kurarlar. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Dengeli olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü... Mesela örnek veriyorum, X bir şahıs, hı hı, çok dışarı çıkmak istiyor. Diyor ki o açılsın, ben hemen kendimi atacağım bir restorana, hı hı, güvendiğim bir yere diyor. O an geldiği zaman ya evde çoluk çocuk var, dur bakalım biraz bekleyelim de diyebilir. Veya tam tersi, hayatta sokağa adımımı atmam yani böyle bir yer açıldığı, hı hı, zaman asla gitmem diyen birisi de ya adamlar önlemlerini almışlar, dur bakalım bir gidelim de diyebilir. Ya ben bunun dengeli olacağını düşünüyorum. Tabii ki 3-5 ay öncesi yaptığımız kadar çok İnsanı ağırlayamayacağız, hı hı, çok servis yapamayacağız, çok iş ortaya çıkartamayacağız. Ama ufak da olsa bir hareketin başlayacağını düşünüyorum. Yeterli mi göreceğiz. Şimdi sen yeni şeyler öğrenen, yeni tarifler deneyen, bu tarafta böyle yeni şeyler yapmayı seven biri gibisin. Bir avantgard tarafın var.
Bu tarafta da böyle eskiye de çok bağlı, arkadaşlarından vazgeçmeyen, o kendi habitatından vazgeçmeyen, evet, kolay kolay düzenini de değiştirmiyormuş gibi hissediyorum. Böyle obsesif tarafların da olabilir. Doğru. Oralarda öyle o kapalı ve geleneksel tavrı seven biri gibisin. Şimdi bu süreci de düşündüğünde, herkes birbirini özledi mi? Belki çok da eleme de olacak hayatımız. Aman aslında bu da gerekli değilmiş. Hani iki aydır dışarı çıkmadım, üç aydır görmüyorum ama ah da diyebiliriz belki. Bu seni acaba Arda'yı nasıl etkileyecek? Yani bu avantgard tarafın, işinle ilgili yaratıcı tavrın ve buradaki gelenekselliğin ve değişmeyen halin. Anlatabildim mi? Tam soruyu sordun mu? Anlattın. Ben de anladığım kadarını dur cevap vereyim. Çünkü şöyle, yani bu şeyi yaşıyorum zaten şu anda. İkilemi yaşıyorum. Ne bileyim yani, adam 7 yaşından beri arkadaşım, evli barklı, çoluklu çocuklu, aile hayatı falan, işte bir araya geleceğiz. Geliyoruz birbirimize, o baba ne haber, bir sarılıp öpesin geliyor, yapamıyorsun. Böyle kızılderililer gibi selamlaşıyorsun, sonra işte yok dirsek tokuşturuyorsun falan, böyle bir hani ona bir türlü adapte olamadık. Yani ben de olamadım açıkçası. Olması gereken hijyen mesafesinde ve yani o sosyal mesafe kuralları dahilinde durmaya çalışıyorum. Ama hayat da bir şekilde devam ediyor. Yani ne bileyim, annemi sarılıp öpemedim haftalardır. Hı hı. Bir kapıdan gidiyoruz böyle şey gibi karşılaşıyoruz. Nasılsın, iyi misin falan, iyi mi oğlum sen nasılsın? Bunlar hepimizi etkiliyor ama değil ki beni seni, hepimizi etkiliyor. Hayat tarzı ve işler konusunda da benzeri bir durumda. Yani bir yanım bir sürü farklı şey yapmak istiyor. Hı hı. Yani ne bileyim, bu yaz mesela acayip güzel seyahatler planlamıştım, hı hı, kendime. Çok böyle maceralı, fantastik şeyler planlamıştım. O senin yani avantgard ve maceracı yan dediğin kısım orası. Yapamıyorum onları. Onun yerine başka şeylere ilgi duymaya başladım. Hmm. Başka şeyler araştırıyorum. Mesela kendi sektörüm olmayan sektörler araştırmaya başladım. Hobi manasında. Otomotiv, elektronik, emlak, bunları araştırıyorum, okuyorum. Yatırım mı yapmak istiyorsun buralara? Yok, merak ediyorum sadece. Çünkü ben şeye bakmayı sevmeyen bir adamım. Yani bazı insanlar bakar, bazı insanlar görür. Hepimiz aynı yere bakarız. Sen farklı görürsün, ben farklı, hı-hı, görürüm. Bir başkası bambaşka bir şey görür orada. Bazı insanlar oraya bakmaz bile. Hı-hı. Ama bakmayarak da bir şey elde edemiyorsun, anladın mı? Biraz böyle kendini geliştirmen lazım. Özellikle bir süreçte ne yapacaksın abi? Sabahtan akşama kadar otur, izle, bitti. Veya işte otur dizi izle, bitti. Biraz kendini geliştirecek şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Hem tarif aradım, buldum. Hem yeni şeyler düşündüm. Hı-hı. Hem senin çok beğendiğin program formatını kafamda birazcık daha geliştirdim. Onlara bir şeyler yapalım diye bir toplantılar yaptık. Bakalım, belki önümüzdeki sene değişik şeyler olur. Böyle uğraşıyoruz yani. Tarif mi istiyorsun ya? Adamı çağırmışız buraya. Adamın haftada iki kere zaten ekranda program var. İzle. Şimdi tarif mi yaptırayım? Ne lazım abla? Yani Ceyhun. Heh. Yönetmenim, abi. Şöyle bir şey istiyor. Ya bizde bir tarif versin. Ay ne adam burada avantgard formatlar üretiyor. Sen orada ay hiç duymadığı bir şey söylüyoruz. Bize bir tarif versene Arda diyoruz yani. Nasıl bir tarif istiyor Ceyhun Bey? Yani ha, yeni tarifler buldum diyor. Hiç çıkmamışlardan bir tane istiyor. Yakası açılmamış, gözü açılmamış bıldırcın yavrusu istiyor senden. Yeşil çay, yeşil çayı demledim ve o yeşil çayın içerisine demlerken bir sürü baharatlar attım. Ondan sonra o attığım baharatlardan elde ettiğim yeşil çayı birazcık sütle açtım. Sonra ondan bir puding yaptım. Görüntü olarak böyle şey gibi, yani krem gibi görüntüsü. Fakat lezzeti çok acayip. Çok farklı yani, böyle hafif baharatlı, çok yemesi ferahlatıcı bir tatlı. En yeni bunu verebilirim. Karanfiller falan mı var böyle? Azıcık karanfil var. Dediğim gibi bolca yeşil çay var. Birazcık böyle daha... Çayla kontrast yapabilecek, sütle kontrast yapabilecek baharatlar var. Nişastayla mı bağlıyorsun onu? Nişastayla da bağlayabilirsin. Bağlama falan. Azıcık bak, unla da bağlayabilirsin. Seyrediyoruz. Tabii. Nişastayla bağlıyorsun. Pirinç unuyla da bağlayabilirsin. Bunlar bağlar. Şimdi ben de annem bana küçükken limon peltesiyle, hani bir Fransızca adı olan bir bisküvimiz vardı ya çocukken, evet, biz. Evet. Kat kat, evet, pasta falan, evet, yapılır. Evet. Onunla. O adı içine... söyleyebiliyor musun bu arada? Pötibör. Evet. Rütüksel bir sıkıntısı yokmuş onun. Pötibörleri içine böyle cinsi kırarak, evet, o limon peltesini. Bana çocukken bir de üstüne Hindistan cevizli bir tatlı pastamsı bir şey yapardı. Ölüyordum ben ona. Evet. Geçenlerde ben bunu kafaya taktım. Bak ne kadar gerizekalı. O limon peltesini bir kere nişastayı bulmam çok zaman aldım. Sonra bir başka markanın instantını buldum böyle, hı-hı, acil. Onu zaten... O böyle öbek olarak kaldı içinde. İlk deneme başarısız. Sonra evde nişasta bulamadığım için bu şey döneminde patatesleri rendeleyip sularını sıkıp oradaki nişasta. İnanılmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu var ya, müthiş yaratıcı bir şey. Bak gerçekten söylüyorum. Ben senin gibi düşünen zihinlere acayip saygı gösteriyorum. Niye biliyor musun? Çünkü çözüm üretmeye çalışıyor. Evde nişasta yok, yapamıyorum. Abi bak mesela bu hakikaten
İnanılmaz bir çözüm. Yani patatesin nişastasını sıkıp onu tatlıya kullanmak müthiş bir çözüm yani. Tadı çok güzel oldu ama nişasta efekti çok sığ olduğu için böyle lumbur lumbur bir şey oldu. Üçüncüsünde nişastayı çok, dördüncüsünde nihayet yapabildim. Yani bu kadar hani o annemin, anneciğim ne olursun diyorum rahmetli, anneciğim ne olursun. Bak şu anda bunu senin için yapıyorum, başarılı olayım lütfen diye dualar ede ede yaptım. Dördüncüsünde bir tık tutturdum, birazcık fazla olmuş ama. Bu söylediğinde ne biliyor musun? Evet. Bu söylediğinde benim hep söylediğim şey, çok yapan iyi yapar. Yani sen bir işi denersin, bir tarifi denersin, bir girişimi denersin, ne bileyim bir şeyi denersin yani. Bir çitin üstünden atlamayı denersin, ilkinde atlayamazsın. Vazgeçersen çit orada durmaya devam eder yani, sen vazgeçmiş olursun. Ama ikincisini denersin, üçüncüsünü denersin, dördüncüsünde atlarsın, beşincisinde oranı buranı çizmeden atlarsın, altı, yedi, sekiz derken çok iyi atlamaya başlarsın. Hmm. Yani o yüzden ben beni izleyen herkese şunu söylüyorum. Bir tarifi yaptığınızda eğer olmuyorsa bir daha denememek sizin tercihiniz. Yani yaptığın, nerede hata yaptığını veya nerede bir sıkıntı olduğunu keşfedersen ikincisinde daha iyi yaparsın. Senin yaptığın gibi üçüncüsünde daha iyi yaparsın. Hayat gibi değil mi? Evet, ben Ceyhun Bey'e buradan bir tarif vermek istiyorum. Evet, buyurun. Buyurun. Çok dinliyoruz, kolay, çok heyecanlı. Evde nişastası olmayanların yapabileceği çok güzel bir tarif veriyorum size efendim. Evde nişastanız yoksa, eğer böyle kurutulmuş incir gibi bir kıvamınız varsa, incir uyutması diye bir tatlı var, bilir misin? Dünyanın en kolay tatlılarından biridir. İncir, süt, şeker. Aa, ama çok lezzetli bir İnciri şey. İnciri parçalıyorsun. Tamam mı? Blender'dan geçiriyorsun. Onu sütle beraber böyle hafif karıştırıyorsun. Şekerini de koyuyorsun azıcık. Ondan sonra hala hazırda sıvı kıvamdayken porsiyonluyorsun. Bekliyorsun akşama kadar dolapta. O incir onun kıvamını bir bağlıyor. Bildiğin puding gibi oluyor. Bu kadar. Ama çok Ceyhun da lezzetli saygılar. Oluyor. Ceyhun Bey saygılar. Ben ne yapıyorum mesela kahvenin yanına? O hani bir ülkenin şehri olup da kutsal bir yer sayılan, hani şu bazen de gerilim yaşadığımız hurmanın çeşidi var ya. Ya yemin ediyorum televizyonda ya yemek tarifi vermek bazı acayip zorlaşıyor gerçekten. Bu yaşanılanı düşünsenize, ben program olarak yapıyorum yani sürekli. Çünkü ne bileyim, yanlış anlayabilirler. Tabii, tabii. Öbürünün neyi yok, o daha şekerli, bu daha etli ya, büyük. Ondan dolayı onu alıyorum. Heh, etli hurma. Açıp çekirdeğini çıkarıyorum, içine de taze şarküteriden o gün aldığım kaymağı koyuyorum kahvenin yanına. Adı Aslı Şafak tatlısı, bak çalma. Tamam. Yani koskoca Arda Türkmen'e hadsiz sunucuya bak. Yani Allah'ın kaymağı yine Rabbimin hurmasıyla beraber Aslı Şafak, tamam. Öyle. Yaparsam da senin ismini anlayacağım. Bak bu Aslı Şafak, bayılıyorum, yıllardır yapıyorum, en sevdiğim tatlı. Ben mesela içerisine iki tane de fıstık atıp böyle Aslı Şafak görünümlü Arda Türkmen tatlısı yapsam. Şan fıstığı mı? Heh. Güzel olur işte. Aslı Şafak görünümlü Arda Türkmen tatlısı, çok da ben çok onur duyarım. Tamam, seni bilmiyorum, anlaştık. Ben çok tamam. Onur duyarım. Fıstık da olur ona, değil mi? Güzel olur. Olur fıstık olur. Şey, kaymakla ekmek kadayıfı gibi oluyor tadı. Biz bayağı yemek muhabbetine tabii, girdik tabii, böyle. Tabii tabii, çok güzel. Bir de böyle ortaya Adana falan söylesek. Aldın mı incirli tatlını? Bak yeşil çaylı pudingi de aldın, incirli tatlıyı da aldın. Nişastalı bağlamayı da öğrendik. Patatesi rendelemiyoruz arkadaşlar. İşe yaramıyor. Ceyhun'un annesi sabah gelirken buraya akşam incir uyutması yapacağım demiş. Gerçekten mi? Evet. Ceyhun Bey, aramızda inanılmaz bir bağ oluştuğunu bilmem fark edebiliyor musunuz yani böyle şu an? Ya Arda'nın hani şu üç tane şey saymıştın Ece, neydi onlar, ben niye burada göremiyorum? Hah, pardon, ekmek görüyorum, pardon. Göz görmüyor da yaşlı durmayayım diye gözlük de takmıyorum çok ekranda. İyi. Ekmeği yemeğe banmanın teknikleri vardır. Ha. Şamandıra tekniği, üç parmak tekniği, elimden kaçtı tekniği. Bu kimden çıktı bu? Bizim editörden çıktı. Tebrik ediyorum. Son dönem Instagram yayınlarımı bayağı takip etmiş herhalde. Şimdi bu benim için çok önemli çünkü ben karbonhidratçı ve ekmek banmacı bir tipim. Şimdi bunlar nedir? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Şamandıra tekniği ne? Şamandıra tekniği aslında ekmeği herhangi bir sulu malzemenin içerisinde dinlendirerek o suyun ekmeğe transferini sağlama tekniği. Yani sen bir şeyi bırakıyorsun, o böyle onun içerisinde şamandıra gibi kalıyor, sonra onu alıyorsun. Fakat şimdi bu şamandıra tekniği bazı sofralarda hoş karşılanmaz. Yani düşünsene böyle hani bir aile sofrasındasın falan, böyle hani şey, çok süper samimi olmayan ya da ne bileyim böyle hani gelinsin de kayınvalidenin evine ilk defa gidiyorsun falan. Orada çok güzel bir fasulye var, banmak istiyorsun ekmeğini, ya da böyle bir güzel domates salatası var, böyle yağ ile domates. Bir banmak istiyorsun ama banamıyorsun. O şamandıra yapamıyorsun. Şimdi bu şamandıra yapılmanın ayıplı karşılandığı yerlerde bu elimden kaydığı tekniği çok önemli. Bir kere bu teknik için masadaki ekmeği hep yanında tutacaksın, tamam mı? Yani biri ekmek isterse senden isteyecek. Bu çok önemli. Ekmek uzaktaysa burada başarılı olamazsın. Mesela ekmek burada.
Buradaki domatesli bilmem ne de burada, tamam mı? Yutkunuyorsun şu anda. Evet, canım çekti çünkü. Domatesli salata da burada diyeyim ki. Benim. Şimdi sen benden ekmek istiyorsun. Dedin ki Arda'cığım ekmeği uzatın. Aa tabii dedim mesela. Aldım ekmeği. Uç kısmına doğru bir taneyi zaten sotede bırakmışım. Tam böyle uzatırken ekmek pat onun içine düşüyor. Ay Allah elimden kaçtı falan diyorsun. Şimdi sana bu ekmeği vermek olmaz. Hı. Al sen bunu. Bu da diyorsun burada hani şey olmasın ben alayım bunu. Alırken de böyle hafif böyle bir çatalla bulayıp tabağa alıyorsun. Hı. Anladın mı? Buradan hop kendini bir kestirme çıkarttın. Üç parmak tekniğine bu genellikle yumurtalarda ve benzeri şeylerde çok uygulanır. Bunun için bir mazeret uydurmana gerek yok. Zaten hani yumurtaya bir şey banılır ya. Ben mesela şeyi çok yanlış buluyorum. Banma böyle hani. Batır, öyle değil. Burada böyle bir hafif sıyırma. Şu, şu bak şu. Şu. Şöyle evet. Tamam. Şöyle evet. Yani pide veya ekmek böyle geniş şöyle bir üç parmağınla tutacaksın. Ürünün üstüne koyacaksın onu. Tamam mı? Hem sıyıracak hem böyle kanırtarak alacaksın. Hmm. Böyle mercimekli bulgur pilavına yufkayla alır gibi hani Anadolu'da falan yaparlar evet. Ya böyle. Ya da içine... böyle kıymalı yumurtanın böyle kıyması soğanı yumurtası filan gibi. Böyle etli, sulu bilmem neli filan öyle. Hani bu da üç parmak tekniği. Ben şu anda ölüyorum. Zaten program şu anda millet evet. Mutfağa doğru sonuna kadar izleyin. Sonra gidersiniz. Bir de bu saatte artık yemin. Aa elimden kaçtı tekniği. İşte elimden kaçtı ki anlattım ya. Tam sana uzun. Elimden kaçtı. O çok biraz şey yani biraz hani. Ama onu biz artık şeye çevirdik yani. Hani biz mesela diyelim ki böyle bir yani güzel sofra arkadaşlarlasın. Böyle evet. Alıp ay elimden kaçtı falan. Tam böyle Instagram'a koymalık şeyler onlar böyle enstantaneler. Ama bunu mesela ilk buluşmada kızla yapmıyoruz. Yani yapabilirsiniz ya neden olmasın. Gerçek yüzünü görsün abi neyse o yani. Ya öyle buluşmada... kürdanla diş karıştırma sofrada yok işte ekmeği bilmem böyle banma falan. Yani şey derler biliyorsun ilk buluşma için ilk en gidilmeyecek yer hamburgerci derler. Böyle soslar akıyor oran buran falan böyle yerken gözün dönüyor böyle büyük ısırmaya çalışıyorsun. Falan. Onun için de anakonda tekniğimiz var. Bak ondan mesela bir habersin. Böyle bir editörler çok... iyi çalışmamışlar bu konuda. Ece biliyor musun anakonda tekniği? Anakonda tekniği şöyle. Bu da benim geliştirdiğim teknik. Kendisi sanki atomu parçaladık yani. Şimdi normalde bizim ağzımız böyle yani hafif timsah gibi açılan, yukarı doğru aşağı doğru açılan böyle hafif burada bir şey var. O sana ağzı genişletme şansı veriyor ama bir yılanların ağız mekanizması hem böyle hem böyle açılıyor. Yani böyle yutmak üzerine. Sonra ben bunun üzerine çalıştım. Dedim ki yani bir lokma bir şey yemek istiyorum ama çok ısırmak istiyorum. Hı-hı. Böyle ısırdığın zaman olmuyor. Daha dolu dolu ağzı doldura doldura ısırmak istersen böyle ağzını hem böyle hem böyle açıp yutup ısırıyorsun. Tamam mı? Bayağı da ciddi ciddi dinliyor yani. Dinliyorum şu anda. Evet çok önemli. Böyle yut ısır filan. Böyle ne bileyim büyük boy ekler. Böyle iyi irice bir pasta. Ne bileyim bir dilim pizzayı böyle büyük ısırmak istiyorsan ben kıt diye ısırmayacağım. Böyle hakkını vererek. Ya bir dakika şimdi burada çok büyük bir cinsiyet eşitsizliği var. Çünkü genelde erkekler anakonda tekniğini çok uyguluyorlar. Pizza, hamburger, ekler gibi şeylerde. Kadınlar da zarif zarif ısırıyorsun. Mesela bir tane ekleri sevgilinle paylaşıyorsun. O anakonda gibi ısırıyor sana böyle minnak kalıyor. Sen yani 8 lokmada onun yediği kadarını yiyebilirsin. Ne oluyor eşitlik mi oluyor bu? Sen de ye abi kimse sana yeme demiyor ki yani. Böyle adamlarla ben de buradan hayat bilgisi veriyorum. Her şeyi ikiye bölüp sofraya koyun. O çok paylaşınca kendinize olmuyor zaten. Ayırın ona da koyun. Yani hiç. Salata. Kendinize de ona da. Ekler hiç. Ortadan ikiye bölüp. Hiç söyle. Ben sana bir şey söyleyeyim. O senin eklerin yarısını yiyecek adam illa bir katakulliye getirir onu yer yani. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Bence iştirak. Sen de mesela ona gel. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bence keyifle yemek yiyen bir insan zarar vermeyen bir insandır yani. Yemek bence çok tanımlayıcı bir şeydir. Yemekten zevk alan, yemek yemekten keyif alan... Bunu sosyal bir aktivite haline dönüştüren, yemekle beraber sohbet eden, bunu paylaşan, zevk alan insan birazcık neşe dolu, hayat dolu bir insandır yani. O yüzden böyle yeme yani, ye, hakkını vererek ye. Böyle hani ne olsa yerim, tamam işte karnımı doyurayım falan diyen insanlar böyle daha sıkıcı, daha böyle şey midir, nedir? Hayır, onlar bence başka şekilde hayattan besleniyorlar. Yani dediğim gibi ben mesela yemeği çok seven bir insan olduğum için, yapmayı da yemeği de, ben o şekilde besleniyorum hayattan yani öyle zevk alıyorum ama kimisi... Yani bu şey olabilir mi? Yani ne bileyim sen işte bir uçaktan paraşütle atlamıyorsun diye hani bir zevk almıyor. Bu başka bir şey anladın mı? Herkesin hayattan farklı beslenme modelleri var. Benimki bu. Bir diğerininki biraz daha böyle edebiyat vesaire tarzı bir şeydir. Bir diğerininki daha sportif bir şeydir. Hmm. Başka şeylerdir. O yüzden hani onu yapmayan insan sıkıcıdır diyemem. Yanlışlık olur yani. Kimsenin hakkını yemeyeyim. Bence yemekten zevk almak önemli bir şey ya.
Yani bir anda gözünün önünden mazin geçti gibi geldi böyle. geriye dönüp böyle yani o sıkıcıydı zaten, yemek sevmiyordu. O zaman buradan bu kadar çabuk mu olurdu sence? Yok. O zaman. O zaman yani Ece neydi? Vardı mı başka acaba şey sormak istediğim bir şey tatlım? İki öğün, ha günde iki öğün. Heh. Ben mesela şu Japonların kadim beslenme sırrını okudum geçenlerde yine. Ne diyorlar, anlatsana bize de. Ay o çok güzel. O kitabı alsanız, zamanında Ayşe Erman falan da adam Japon gelmişti, 60 küsur yaşında şimdi. Olmuştur ya 65-66. Günde tek öğün diyor. Zaten bu Tibetli rahipler falan da günde tek ana öğün diyor. Her şeyi kabuğuyla, kılçığıyla şeyle yiyin, bütün yiyin diyor. Ayırmayın diyor besinleri diyor. Hani günde iki öğün de çok mantıklı. Ya iki öğün şöyle aslında bakarsan. Ben eskiden çocukken sabah kahvaltısını okula gider yapardım ve çok sağlıklı şeyler yemezdim. Çünkü çok erken kalkardım. Annem de işe giderdi, babam da işe giderdi falan. O yüzden böyle evde çok kahvaltı yapmazdık ancak hafta sonlarında. Sonra mesela biraz daha az iki öğün yemeye başladım. Yani ilk öğünümü, şimdi bu bir şey değil ya, ben bir beslenme uzmanı değilim yani. Burada da kimseye yanlış bir şey anlatıyor olmak istemem ama kendim öyle yapıyorum. Ben ilk öğünümü saat 11-12 civarlarında yiyorum. 11 ile 12 arası bir yerlerde yiyorum yani. Eğer kahvaltılıksa kahvaltılık ürünler yiyorum. Yoksa böyle hani daha yemek tarzı bir şeyse yemek tarzı bir şey yiyorum. İkinci öğünümü de saat 5.30 ile 7.30, maksimum 8 arası yemeye çalışıyorum. Aralarda canım bir şey isterse tabii ki yiyorum. Yani öyle bir şeyim yok. Sadece bu saat derim, sadece bu saat derim. Ben hayatta dengeli olmaya çok inanıyorum. Yani dengeli beslenme dedikleri şey var ya, aslında bu. Yani bir öğünde kaçırırsan öbür öğünde onu telafi edebilirsin. Bir de şöyle bir söylemim var, yıllardır geliştirdiğim kendimce. Hafta içi dünya için, hafta sonu kendim için. Yani hafta içi evet daha dikkat ediyorum yediklerime. Daha samur işi yiyorum. Daha sağlıklı şeyler yemeye çalışıyorum. Mutlaka gıdalarımın bir öğününde mutlaka yeşillikle ilgili bir şey olsun istiyorum. Tercih sebebi ise hamur işini yememeye çalışıyorum eğer öyle bir opsiyonum varsa vesaire. Ama hafta sonu geldiğinde canım ne isterse onu yiyorum yani. Baklava da yiyorum, börek de yiyorum, tatlı da yiyorum. Yani hani literatürde zararlı olarak geçen şeylerden de yiyorum. Ama hani şöyle bir dünyam yok. Eyvallah baba, hani sokağa çıkma yasakları 12'de bitince 12-10 geçe gece İstanbul trafiği %18 oluyor yani. Baba cuma gece saat 12 oldu, ver baklavayı ver değil yani. Hani cumartesi baklava var, abi yiyeyim o zaman bir porsiyon diyorum. Veya böyle bugün cumartesi öğleden sonra kuşluk vakti, akşam gece yarısı tatlı yiyeceğim demiyorum. Bu dengeyi kurmak önemli. Bunu yaptığın sürece hayattan zevk alıyorsun yani. Ben mesela tek öğün aslında yiyormuşum, onu fark ettim. O da eğer evdeysem öğleden sonra hani 3-4 gibi yiyip. Biraz yesen iyi olur yani, akşamına gayet zayıf gözüküyorsun yani. Yemiyorum ama işte büyütüyor ya. O zaman da şey, yok yeterli bu yani bana. İki öğün de olabiliyor ama önemli yani, üç öğün değil ya, bence değil. Ya yani şimdi, o endüstri devriminden sonra ortaya, sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış bir şey bu. Dediğim gibi ben bu konunun uzmanı olmadığım için bir şey diyemem. Sadece geç saatte yediğim yemekler beni çok rahatsız ediyor i̇şte artık. Ya yani böyle saat 9'da falan böyle yemek sofrasına oturduğum zaman beni gerçekten rahatsız ediyor. Böyle 9'da 11 arası yemek ye, 12 olduğu zaman zaten böyle burana kadar dolusun. Bir de erken uykusu gelen bir adamım ben, erken yatan bir adamım. Beni çok negatif etkiliyor. O yüzden erken yediğim zaman çok daha zinde hissediyorum kendimi. Böyle yapıyorum yani. İşte bir 11-12, bir de 5.30 ile 7.30-8 arası bir şeyler yedim mi tamam. Ceyhun yıllardır spor yaptığı için böyle fit çünkü canım benim. Öyle oturmuyor. Bayağı spor yapıyor. Evet. Bisiklet Ceyhun. Başka? Yani kuvvet antrenmanları yapıyorum çok. Bol bol bisiklet yapıyorum. Tabii bu dönem şu yaşadığımız birkaç ay epeyce aksattım. Aslında kilo da aldım yani, şu an hissediyorum. Yani vücudum şey oldu. Artık. Böyle bir ne diyeyim, biraz ödem gibi hissediyorum. Bir şişkinlik hissediyorum kendimi ama iyiyim yani, öyle bir şeyim yok. Sadece her sabah 6 civarında kalkıyorum. Hala kalkıyorum. Yani bu dönemde evde oturuyorum diye kalkmıyor değilim. Kalkıyorum. İşte 6.30-7'ye çeyrek kala gibi antrenmana gidiyorum. Antrenmanımı yapıyorum. Bittikten sonra da güne başlıyorum yani. Onu sormuştuk Ece ilk programda, nereye davet edersin ilk date diye. O dedi ki ben kendim yemek yaparım demişti o zaman. Ben de ay dedim, üstünüz başınız yemek kokacak, saçına falan kadının yemek sinecek bravo, dedim. Bravo, ne hafıza, helal. Ondan sonra hatırlıyorum çünkü şey Ece şeyi soruyor, ilk yemek ne yapardı diyor. İlk yemek ne yapardım? Elde ne varsa ya. Yani bir de şeyle alakalı hani sorardım hani ne seversin falan diye. Atıyorum yani balığa alerjim var derse balık yapmazdım yani, ne seversin işte et vesaire yani. Madem karşındaki için yemek yapıyorsun, ona sor ki onun zevklerine bakarak. Yani orada bir şef egosu düşünsene mesela, işte ne seversin sen? Ay ben hayatta kuş konmaz yemem, mümkün değil. Ben menümde kuş konmazsız çıkartmam deyip adama kuş konmaz koymayacaksın yani.
Biraz karşımdakine göre yaparım yani. Kız arkadaşımın veya sevgilimin veya sevgilim olmasını isteyeceğim insanın. Böyle onun böyle başını döndürmek ister misin yoksa sade? Yok, sade. Hmm. Ya ben öyle genel, sen beni uzun yıllardır tanıyorsun. Ben öyle çok show off bir adam değilim yani. Sakin, sade, rahat bir adamım, anladın mı? O yüzden neyse o bende yani. Diyorum ki mal bu kardeşim. Ben özen kattım içine, sevgi kattım. Alırsan ne ala, özen kattım, sevgi kattım. Tabii almazsan da sağlık olsun, ne yapalım yani. Ama şimdi bunlar da bak gör, böyle yapacak. Ece bak bundan dolayı işte diyeceksin ki sen de mesela köfte mi yapıyorsun? İçine özen kattım, sevgi kattım diyeceksin. Zaten yani bak bunu bir kere hakikaten eğer böyle yapmış olmak için yapıyorsan bu... Yok. Davranışından da, fiziki durumundan da, vücut enerjinden de, yemeğin tadından da anlaşılır yani. Ama böyle özenerek güzel bir şekilde yapıyorsan, bunu sunarken ki heyecanın, bunu yerken ki mutluluğun, onun gözünün içine bakışın bile aslında karşı taraf için bir anlam ifade eder. O yüzden ne yaptığın çok önemli değil. Onun için yapıyor olmak önemli. Şimdi biz kadınlar için çok önemli bir hayat bilgisi soracağım sana. Çünkü biz genelde... Bana mı soracaksın? Evet, sana soracağım. Vereceğim burada şeyler... Hadi bakalım. Nasihatler çok önemli. Çünkü biz genelde mutfakta gergin oluruz kadınlar. Öyleyizdir yani evet. Genelde işte o yapılacak, bu yapılacak. Mesela böyle istemeyiz etrafta adam dolansın falan. Hani öyle vardır ya filmlerde. İşte oh içecekler konmuş bilmem ne dolanıyor ediyor böyle. Çok, öyle bir şey çok kadın eğer orada yemeği yapıyorsa çok olabilen bir şey değil. Yani 100 tane de 10 tane olur. Evet. Nasıl relax olacağız? Böyle ne düşünmemiz ve ne yapmamız gerekiyor? Erkek aklıyla bir söylesene. Şimdi çok onun için zor... bence şefler daha çok erkek. Şimdi yok be. Ya şimdi şu çok zor bir soru. Çünkü mesela ben sana başka bir boyut anlatayım. Mesela şöyle mesajlar geliyor bana. Evladım ben yıllardır çok güzel kalbura bastı yapıyorum. Kızım istiyor, tarifini vermiyorum. Ablacığım niye kızına tarifini vermiyorsun? Yani senin kızın yani, anladın mı? Ben istiyorum da vermiyorsun veya elin adamı istiyor. Yani zaten senin öz be öz kızın, vermiyorum diyor, ben kimseye. Şimdi markası çünkü o. Bu yani bu zihniyetten sıyrılmamız lazım bir kere önce. Mutfakta da öyle. Şimdi ben mutfakta ciddi çalışan bir adamım. Genellikle böyle disiplini sever bir adamım. Evde de aynı şekilde çalışırım. Yani evde kız arkadaşımla beraber mutfağa girdiğimizde demokratik bir yer değildir mutfak, anladın mı? Birazcık sevk ve idare isteyen bir şeydir. Biri söyleyecek, biri yapacak. İkisi de kafasına göre takılırsa ortaya tuhaf bir şey çıkar. Bir erkek arkadaşıma seslenebilir miyim? Mutfak demokratik bir yer değildir. İmza Arda Türkmen. Bazen kumandan olmak gerekebilir. Onu yap, bunu yap da denebilir ya da ayak altında dolaşmamak da istenebilir. Demokratik bir yer değildir. Buyurun. Evet. Yani tamam şimdi. O kadar dedi. Yani ben sana arayıp söyleyeceğim. O kısımları halledeceğiz aramızda biz. Neyse. Ama yani birinin bir liderlik göstermesi lazım. Çünkü bir çorbayı bir kişi yapar, anladın mı? Düşünsene şimdi 10 kişi beraber çorba yapmaya çalışıyoruz. Sen geldin baktın, aa bunun karabiberi eksik dedin, biber koydu. Öbürü geldi karabiberi baskın dedin, tuz koydu. Cılkı çıktı işin. O yüzden yani oralarda bir yönlendirme yapan birinin olması önemli. Ama şöyle oluyor işte, hadi sen salatayı hazırla, ben bilmem neyi hazırlayayım dediğin zaman salatayı hazırlıyor. Ha bende şöyle bir manyaklık var bu arada. Yani şimdi ben sana salatayı hazırla dedim ama yani dönüp 3 kere bakarım salata ne durumda diye. Ay sinir bozucu işte. Ama sinir bozuculukla alakası olan bir şey değil. Yani bu... Kontrol freaklik bu. Hayır yani şöyle, yani sen çok işin ehli bir adamsındır. Çok işin ehli birisindir. Zaten döner gidersin, anladın mı? Veya bu şunun gibi. Şimdi ben diyelim ki bir terziyle beraber girdim bir tezgahta bir şey kesiyorum. Zaten ben keserken baksın isterim abi yanlış bir şey kesmeyeyim diye. Düşünsene işte prova bu, bununla bilmem ne kes dedi. Aldım langır lungur kesiyorum filan. Aman öyle kesme dediği zaman baba bize karışma demeyeceksin yani. Doğru bir iş çıksın ama istiyorsan. Ama belki kız içine sevgisini katıyor. Tamam zaten özenini uzaktan katıyor. Bakıyorum sevgiyi katıyorsa devam diyorum yani. Orada sorun yok ya. Sen yeter ki sevgiyi kat, boş ver. Biraz karabiber de eklesen olur yani. O kadar her şeye müdahale etmeyiz canım evde. Restoranda yani. Ederiz. Ben böyle tabii ama onun da bir kurumsal yapısı var sonuçta oraya. Aynı şeyi yemeye tekrar geldiğinde evet. Aynı tadı bulmak istiyor. Yani aynen. Bunda da çok acayip bir şey yok. En manyak müşterin kimdi? Yani isim olarak sormuyorum. Zaten örnek olarak. İsmini bilmiyorum. Yani benim çok 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 restoran ve çok müşteri hanım var. Yani bir sürü manyak müşteri hanım var yani. Çok uzun bir hikaye, kısaca anlatacağım. Çünkü içerisinde bayağı böyle küfür kafirleşilen şeyler var. Oraları geçeceğim. Ama böyle 8 kişilik bir aileydi. Ve her demografik yapıdan bir birey vardı yani. Çocuk vardı, amca vardı, bir daha az yaşlı bir teyze vardı. Yani kuramadım ben. Lan bu bunun karısı mı, bu torun mu filan, nedir bu yani? Hani kamera şakası dedim zaten sonra bir yerden sonra. Ya bütün gece benimle uğraştılar. Yarım saatte bir çağırıp bu böyle mi, ama niye böyle, bu böyle mi, o niye öyle filan.
İşte donuk bilmem ne niye kullanıyorsun? Yok kullanmıyoruz ama o öyle dedi filan. Sağırıyorum çocuğu, sen donuk mu kullanıyoruz dedin. Efendim ben donuk kullanıyoruz demedim ama beyefendi inatla donuk kullanıyorsun. E size söylememiş, ne yapmaya çalışıyorsunuz filan. Neyse en sonunda bana bir geldi, tamam mı? En son dedi ki bu dedi şey balık dedi, deniz balığı mı yetiştirme balık mı? Dedim ki ben yetiştirme balık. Yani bunlar büyük büyük boylarda oluyor. Yetiştirme balık ama hani küçük boyda uyduruk bir balık değil, düzgün kaliteli filan falan. Bayağı kalktı, bağırmaya başladı bana. Katilsin, bilmem nesin filan falan. Böyle tuhaf bir akşamdı. Ben de kendilerini dışarı davet ettim. Tahmin edebileceğin nezaketimle. O durumlarda hiç nazik olmam. Yani gel dışarıda dövüşelim, hadi yürü gitme. Ha, hesabını ödedi, git dedim ben de. O da dedi ki gitmeyeceğim. Ben de gideceksin dedim. Gitmeyeceğim dedi. O zaman ben sana servis vermeyeceğim dedi. Dedim. Olur, ben de oturacağım dedi. Gece dükkan kapanana kadar oturdu masada. Ha. Sonra giderken çok memnun kaldık. Gel bir öpeyim dedi. Dedim ki hiç öpme. Git dedim abi. Ya böyle tuhaf şeyler oluyor. Hmm. İlginç. Çok var ya bende anı. Mesela 21 kişilik, pardon 22 kişilik bir masa var. Eski tabii, artık şimdi 22 kişi masa oturtamayacağız bu mevcut durumdan dolayı. Abi 21 kişi eğleniyor. Coşuyor yani. Lay lay muhabbet o filan falan. Ya masanın başında bir abi masaya oturdu. Sandalyeyi yan çevirdi zaten. Ya 1,5 saat bizi izledi. Bakıyor. Dedim ki abi niye yani, eğlensene bak, herkes yiyor içiyor sohbet. Hesabı nedir? Ödeyecektir sıkıntı belki. Sıkıntı ne ya? Neyse geldi abi, sonra dedi ki size dedi restoranla ilgili yaptığım gözlemleri söylememi ister misiniz dedi. Hayır diyemezsin artık, tabii çok mutlu olursun. Ben de dedim ki yok, hiç gerek yok, teşekkür ederim, eğlenmenize bakın dedim. Ne demek yani dedi bana. Dedim ki yani ben sizden böyle bir talepte bulunmadım abi, keyfinize bakın dedim yani. Hayır dedi, ben liste yaptım, anlatacağım size. Dedim ki liste yapmaya mı geldiniz? Yani bunun için mi buradasınız yani? Hı hı. Niye keyif almıyorsunuz? Yiyin, için sohbet edin. Bak abi masada bir sürü arkadaşın var. Niye yani? Neyi, kime neyi ispat ediyorsun? Biz bir hizmet veriyoruz. Abi sen yiyorsun, içiyorsun. Bir bunun karşılığını ödüyorsun. Beğenirsen bir daha geliyorsun. Beğenmezsen diyorsun ki aa Allah kahretmeye, çok fenaydı falan. Böyle bir ilişkimiz var yani. Peki abi dedim, anlat hadi. Ne anlat? Anlat. Karidesi öyle seçmen lazım. Bilmem neyi böyle yapma. O çarpar kapı öyle oluyor falan. Tamam abi dedim, bak yan tarafta çok güzel bir teras var. Burayı görüyor musun dedim. Evet dedi. Dedim burası boş abi. Ne yapayım dedi. Dedim ki yap işte restoranı. Aynısını yap dedim buraya bir tane de. Hani bu anlattıklarını burada yapabileceğin bir yer var dedim. Ben ne anlarım restorancılıktan dedi. dedim ki abi yani hiç fena değilsin, anlatıyorsun burada güzel. Yap o zaman dedim. Benim işim değil dedi. O zaman dedim abi keyfine baksana. Yani bu şey hikayesi var yani, balıkçı bu gölde balık tutan adam ve hani çok zengin bir sanayici geliyor. İşte niye balık tutuyorsun diyor. İşte eğleniyorum diyor, keyif alıyorum diyor. Ben Selena da olsam onu yaparım, tekne alırım, bunu yaparım, fabrika kurarım, onu yaparım. Yıllarca uğraşırım. Sonra diyor satarım diyor, gidip burada balık tutarım. Ben zaten onu yapıyorum diyor adam. Baba keyfine bak yani. Zor iş ama değil mi? Böyle insanla uğraşmak zor iş. Yani bu sadece televizyon programıyla kalsa hadi bir yere kadar. Hatta evet, eğlenceli bile ama öbür tarafta. Yani şöyle, aslına bakarsan biraz ya benim restorandaki müşterilerimin %80'i çok makul ve çok normal şekilde geliyorlar. Ve gerçekten o konuda hani şanslıyım, hiç şey diyemem yani. Yani bütün tuhaf müşteriler bize geliyor diyemem. Ama arada hakikaten çok değişik beklentilerle, çok farklı isteklerle veya böyle ne bileyim bu her sektörde olabilecek bir dünya yani. Var olan ve gündelik hayatında yaşadığı sıkıntıyı direkt olarak birine aksettirmek, birinden hıncını çıkartmak üzere gelen de var. Ve mesela ben ona müsaade etmiyorum. Hiç de fark etmez yani. Gelen isterse yani sosyoekonomik açıdan Türkiye'deki besin zincirinin en yukarısındaki adam da olsa, en altındaki de olsa, ne ben ona bir saygısızlık yapabilirim, ne o benim personelime bir saygısızlık yapabilir, ne de böyle bir ilişkiye girebiliriz. Yani bizim ilişkimiz bu hizmeti vermek, almak üzere. Öyle olduğu için de hani bu dengeyi iyi tutmaya çalışıyoruz. Kimseye, hiçbir misafirimize saygısızlık yapamayız. Taahhüt ettiğimiz şeyi vermek zorundayız. Ama mesela bak bir sürüsü ne bileyim, mesela hani ben de cam kenarı istedim masayı. E cam kenarı masanız zaten. Ama diyor bu camın istemedim. Abi hangi camın istedin yani, ne yapayım? Burada bir tane cam var işte. O camın kenarında da masalar var. Burası işte zaten 4 sıra var. 1, 2, 3, 4. Siz ikincisinde oturuyorsunuz. Hangisini istediniz? Ben burada oturmak istiyorum. Peki niye orada oturmak istiyorsunuz? Hani orası grup için hazırladığımız masa bizim. Niye orada oturmak istiyorsunuz? Orada oturmak istiyorum diyor. Şimdi yani anladın mı? Bunun gibi restorancıyla müşteri arasında
çözümlenemeyen ama empati kurulması gereken durumlar oluyor. Biz çoğunlukla burada çok iyiymiş misafirlerle karşılaştığımız için şanslıyız. Bundan sonra ne olacak peki? Şimdi mesela artık her yer açıldığında 22 kişilik bir masa artık olamayacak değil mi? Çünkü bütün restoranı kaplaması gerekir o zaman. Evet, yani şu anda hani gün aşırı bize şeyler geliyor, genelgeler geliyor nedir ne değildir diye. Yani iki misafir, yani şöyle sıkıntılar yaşayacağız. Bizim müdahale edebileceğimiz, bizim müdahale edemeyeceğimiz şeyler olacak. Yani evet biz masaların kendi içinde aralıklarını, masaların içindeki sandalyelerin aralıklarını biz yapacağız. Bu şekilde. İşte o bize verilen ölçüler oranında, işte hijyen kuralları, sürekli dezenfektasyon, personelin kendi hijyeni vesairesine dikkat edeceğiz. Ama şimdi mesela şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Ya mesela adam karısına sarılmış ve yan yana duruyor. Ben gidip şey diyorum, beyefendi özür dilerim. Lütfen ayrılabilir misiniz? Şimdi mesela böyle şeyler yaşanacak ve ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Ama canım onlar aynı evde yaşıyor herhalde. Ona karışmaz kimse. O kadar. Ama şimdi abi ben bunun çetelesini doğru sen tutacağım. De yani muhtar nasıl? Mısın ikametgah isteyeceksin? Ya da örnek vereyim sana. Mesela denetlemeye geldiler. Sarmaş dolaş bir çift oturuyor. Bunlar niye böyle oturuyor diye şimdi bana sorduğu zaman ben ne diyeceğim yani mesela. Benim en çok düşündüğüm şey bu arada. Hani sevgililer el ele oturuyorlar. Karı koca işte yanak yana yan yana oturuyorlar mesela. Şimdi mesela ne diyeceğim? Lütfen biraz araya mesafe koyalım efendim restoranda vakit. Canım siz de restoran sahiplerini düşünerek öyle oturmayın artık gittiğiniz yerlerde. Ya bu tabii şimdi işin mübalağa kısmı da. Yani ne olacağını yaşayarak göreceğiz. Yani gelen misafirler de yani kendi sağlıklarını çok düşündükleri için zaten bir kısım hani gereğinden fazla tedbirli vaziyette geleceklerdir. Sorgulayacaklardır ki bu çok normal bir şey. Yani restoranın gerekli hazırlıkları yaptığını, her şeyi sorgulayacaklardır. Biz de servis veren kısım olarak kendi üstümüze düşen şeyi tam ve eksiksiz vaziyette yapacağız ki bizim sektörümüzde çarklar dönmeye başlasın. Belki masalarda mesela tuz ve karabiberin ya da dezenfektan olacak. İşte tuz ve karabiber olmayacak. Onların yerine tek kullanımlık. Hani, tamam. Yani anladın mı? Sürekli biri dokundu, biri daha dokundu. Yani ortak kullanımla ilgili şeylerin çoğunluğunun ortadan kalkması ve daha çok tek kullanımlık veya senden sonraki misafirin temas edemeyeceği tarz şeylere yöneleceğiz. Yani öyle kürdanlarla oynama devri kapandı artık. Tabii. Tuzlu bitti yani onlar öyle, yok öyle bir şey artık. Yani çocuklar da yapar ya onu tuzlu karabiberi döker kürdanla oynarlar. Anneler de sesi çıkmıyor çocuğun diye izin verirler. Tabii. Ama restorancının o anda içi gider. Tabii süper. Ya böyle bir şeyim vardı benim. İlk açtığımız zamanlardaydı. Çok özenerek bir tuzlu karabiberlik takımı aldım ama yani hem çok şık bir tuzlu karabiberlik takımı bütün restoranda hem maalesef pahalı bir takım ama çok hakikaten şık. Filan böyle bir masada böyle bir anda dikkatimi çekti. Çocuk aldı tuzluğu yere attı tamam mı? Ondan sonra bizim servisteki arkadaş da hemen gitti o tuzluğu aldı ve temiz bir tane getirdi masaya koydu. Çocuk bir daha aldı yere attı. Bizimki gitti bir tane daha attı. Çocuk bir daha yere attı. Yani bakıyorum annesi hiçbir şey yapmıyor. Yani çocuk alıyor atıyor yere sürekli. Annesi de bakıyor böyle. Dedim ki yani hanımefendim isterseniz oğlana dedim yani oynayacağı başka bir oyuncak verelim yani tuzluğu sürekli yere at biz yenisini getirelim bir daha at falan olmasın. Ne var canım dedi bana. Yani ne var canım değil yani sonuçta bu masada duran bir şey insanlar bunu tabaklarına döküyorlar yani ne var canımlık bir durum yok burada. Bir bu ikincisi bir de yani malzeme abi o. Şimdi o kırıldığı zaman ben sana şey diyebilecek miyim bu kadar ama bunu da bana ödeye yani bu. Ya bu hep insanların empati kurması gereken bir durum. Her sektörde böyle bu arada. Yani tabii. Restorancılık sektöründe her sektörde böyle. Ve şu anki yaşadığımız bu hijyen durumundan dolayı da hepimiz birazcık daha bu empatiyi kuracağız. Kurmak zorunda kalacağız. Ben mesela en çok istediğim şey restoranlara giden misafirlerin oradaki durumu sorguluyor olmaları. Bu çünkü karşı tarafı eğer bir eksiği varsa onu yeniden gözden geçirmeye yetecek durum. Bilinçli tüketici, bilinçli müşteri. Bilinçli müessese ancak bu şekilde kendi sağlığımızı koruyabiliriz. Ama bak adam ondan sonra sana raporlama yapıyor. Bilmem kaç maddelik şey hazırlıyor. Sen git buraya aç diyorsun dükkanı bak. Nereye aç? Anlamadım. Dur kafam. Varmış o müşteri. Gelmiş aslında listeliyim ister misin? Tabii bu şey de var. Bu yemek programları işte gurme programları çok arttıkça herkes biraz bir şeyler kulak dolgunluğu ediniyor ya. Hani herkes bir gurme oldu memlekette yani o da bir gerçek kendince. Sütlü Nuriye'yi alalım tamam. Hayırdır inşallah. Bizde tarifi yok, bizde sonuç var. Şuradan yüksek sesle okumanı rica edeceğim. Şimdi gelecek büyük ekrana. Evet, bir yüksek sesle okur musun? Arda mutfakta. Ciddi bir adamdır. Arda Yeşilçay'dan... Sen okuyabiliyor musun onları? Gözün ben okuyamıyorum. Ha, ben okuyabiliyorum.
Arda yeşil çaydan puding yapabilir. Arda'nın mutfağında demokrasi yoktur. Arda ekmeği yanlışlıkla yemeğe düşürürse inanmayın. En doğrusu bu. Arda'yı dinleyin, yemeğinize sevgi ve özen katın. Sevgi ve özenle. Tebrik ediyorum. Şimdi ya ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu tarz programlarda bu oraya çıkan manşetler çok tehlikeli. Ama bunda bir şey, şu anda bir şey yok, yok burada. Yok, çok iyiydi bu. Ama biz bir kere çok temiz ve iyi niyetli bir program olduğumuz için hiç öyle zaten buradayım. Kimseyi zor duruma sokacak, öyle bir şey için çıkaracak bir şey yapmıyoruz. Şimdi sana seçtiğimiz şarkı şöyle ki bir subliminal mesaj içeriyor. Daha doğrusu bu benim senin için dileğim. Hayırlara vesile. Bir an önce şu günler geride kalsın. Tekrar o enerjiler restoranların, hizmet sektörünün yükselsin. Amin. Müşterisiyle yeniden buluşsun. Çok 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 başarılı işler yap, çok paralar kazan. Herkes böyle senden bahsetsin istiyorum. Bunun için baktım. Telif sorunu olduğu için neyi buldum? Tophane Rıhtımı'ndayı buldum Sadri Alış'ı. Niye? Senin restorana yakın Karaköy'de yakın, ya. Yakın, evet. Oradan seyirciye sübliminal bir anda Hansel ve Gretel olamaz mıyım? Olamaz mıyım ekmek kırıntılarına yol bulmak için? Olursun ama ekmek kırıntılarını hani böyle toprağa atmak yerine sen böyle o kenara köşeye gizleyip ayılar yemesin diye böyle şeyler yemesin diye.